Manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özgök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç de. ekranlarımızda ve radyolarınızdayız. Hikmet merhabalar. Merhabalar, günaydın, hayırlı günler. Hayırlı günler. Hemen Akşam Gazetesi'nin manşetten evet. okuyucularıyla paylaştığı Murat Kurum haberiyle başlayalım Vay eğer be. istersen. Valla sabah gördüm İETT gerekirse eve bırakacak, iyi ya. İETT gerekirse eve bırakacak diyor. Ne demek yani? Mesele şu. Hı. Belli bir saatten sonra e, kadınlarla buluştu dün. Cumhur İttifakı'nın evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum. Dedi ki İstanbul'un sokaklarını güvenli hale getireceğiz. İETT şoförüm hanımefendiyi gerekirse evinin kapısına kadar da bırakacak. Bırakır mı bırakır? Vallahi ee, şeyde beraberdik ya seçim beyannamesi. Hı hı. De, o açıklanırken oradaydık Ankara'daydık. Orada hatırlıyorsun hani biz BDA ne bekleriz belediye hizmetleri. Yani biz söylüyorum şimdi bunu e, biraz bazı şeyleri anlatmak zorlanıyoruz hatırlıyorsun yani. E, genç nesillere e, AK Parti ne yaptı işte eskiden şu um vardı bu um vardı falan diye artık mavrasını yapıyorlar ya. Ya yoktu yoktu yani yoktu ve biz sadece belediye deyince aklımıza otobüs yürüsün, su aksın, çöp toplansın budur belediye. Peki, ben sana Ama şöyle bir şey, bak. 2, 4, ben sana yani. şöyle bir şey hatırlatacağım. E, İETT şoförü gerekirse hanımefendileri belli bir saatten sonra ha, bizi değil tabii, erkekleri değil değil kadınları kadınları evet. evine kadar bırakacak uygulaması e, unutulmuş olsa da rahmetli Kadir Topbaş döneminde hayata geçirilmiş olan bir uygulama inanmayacaksın. Allah, 2016 Allah 2016 yılı 19 Kasım tarihli Hürriyet gazetesini ekrana getirelim lütfen arkadaşlar. İETT kadın yolcular için gece düzenlemesi başladı diyor. Bak evet. 18 Kasım'mış. 16 olarak 19 olarak almış notumuz. 18 Kasım 2016. Vay be. Gördün mü abiciğim? Çok iyi. Ne diyor? İETT kadın yolcuların gece 22'den sonra güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inmesi uygulamasını istediği noktada inmesi uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında şoförler kadınları istedikleri noktada indirecek. Otobüse binen yolcular uygulamadan memnun kaldı diyor. Şimdi senin bu noktada meseleye hakim olmaman gayet normal. Niye biliyor musun? 2019'dan sonra bu uygulama rafa kalktı. Hani iki laflarından biri kadınlar, kadınları önceliyoruz. Kadınlar bizim için çok önemli. Kadın seçmenler, kadın çalışanlar, kadın şoförler ki daha önce de olan uygulamalardı. Bunlar kadın istihdamı da daha önce olan uygulamalardı. Hatta göreve geldiklerinde işten çıkarttıkları kaç tane kadın belediye çalışanı var? Onu da bir istatistik olarak dökmemiz lazım. O da ayrı. Meselenin kadın olmadığı, derdin kadın olmadığı buradan ortaya çıkıyor. Evet. 2020 yılı 29 Ocak tarihli e, muhalif e, haberleriyle bilinen bir internet sitesindeki haber. Kadınların geceleri otobüsten istedikleri yerde inebilme uygulamasından şoförlerin haberi yok. 2020 dediğimiz tarih. Şu andaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ya tatilde ya efendim söyleyeyim e, büyük elçiyle e, seyahatte tamam. ya kayyum atanan bölücü terör örgütünün yandaşı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek için o bölgede ya biraz böyle seçmeni konsolide edeyim cumhurbaşkanı adayı olacağım nasıl olsa diye Karadeniz'de gezdiği dönemlere ait. Belediye şoförünün İETT şoförünün haberi olmayan bir uygulamayı evet. Allah rahmet eylesin Nur içinde yatsın Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı emirle İETT'ye duyurmuş ve evet. uygulamaya koymuş idi. Buyurunuz efendim. Efendim sonra diyorlar ki ya biz ne ne nerede yanlış yapıyoruz? Ya biz niye kazanamıyoruz? Biz niye böyle dünyayı topladık başına hala kazanamadık, gene de kazanamadık. Geliyoruz dedik, gelemedik gittik falan. Bu iyi. anam beni niye doğurdu? Dizlerimizi vuruyoruz. Cumhuriyet <türmeler> Halk Partisi'nden Neden oluyor? Ne, nasıl oluyordu oluyor? Bunlar cahil. Hatırlıyor musun Fatih Portakal'ı? Bak gene geldik Portakal'a. Ee, i̇lk turdan sonra ikinci tur arasında. Yani 15 gün var değil mi? 2 haftalık süreç. Arada neydi? Unutacağı zannediyor değil mi? Ha, yazlık köşeye. Böyle yapınca yaz tahtaya bir de aklıma Barış Manço rahmetli geldi. Yazlık köşeye koçum unutmayız. O de konuşurum. Efendim hala AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'ı oy veren adamlar var ve böyle bir cahilliği aydınlatamazsın arkadaş. Parantez içerisinde Fatih Portakal. Kapat parantezi. Sonra da ne yaptı biliyor musun? Geçenlerde baktım. Ee, şey, şey diyor. Ya diyor bu kadar cehalet mi olur? Baksana zaten kaybedecekler. Aa bir baktık zaten Kemal Kılıçdaroğlu da böyle o iş olmazdı falan. Bu sefer de kendi, kendine göre kendi cahillerini aydınlatmaya çalışıyor. CHP'lileri aydınlatıyor. Hepsi cahil, bu aydınlatıyor. Tamam mı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunun için kazanamazsınız. Çünkü Cumhuriyet Partisi bak hocam, yazdım artık ya. Çok CHP çalışmaz. Çalışsa CHP, CHP olmaz. olmaz. Bu kuralı kafanıza çakın. Kıyamete kadar çakın kafanıza. Bak abartmıyorum. Sonsuza kadar çakın. Ya vakıf yapın. Ya bu partiyi lütfen Allah rızası için Cumhuriyet Halk Partisi halkı kaldırın. Yani senin halkla alakan yok. Bu işin BD'deki yansıması. Ucu. Şu kadar. Minicik. Ee, Kadir Topbaş rahmetli BD başkanı böyle bir şey yaptığında bak haberim ben tabii işte toplu taşımı fazla kullanmayan bir kişi olarak Aynı zamanda tabii bir erkek olarak haberim olmayabilir. Doğru. Ama bak bu da bir şey daha gösterir. Ya İstanbul'da metrobüsler, Efendim e, tüneller, yeni yapılan o yeşil alanlar, alt çalışmalar, üst çalışmalar, şunlar, projeler, TOKİ binaları. E, geçenlerde konuşuyorduk. Ya İstanbul'da devrimler oluyor. Son 15-20 yıldır. Bir şeyler açılıyor, kapanıyor. Marmaraylar, tüneller çıkıyor falan bir dünya şehri oluyor. Kaptan haberimiz zor oluyor ya. Burada bir yerde bir yazı. Bugün bu bilmem ne. Hayır. San, san, mesela bir kavşak yapılıyor. Hı. Bu İmamoğlu gibi değil. İmamoğlu e, yere bir tane fidan dikiyor abi. 250 kamerayla dikiyorlar. Adam işi sırf reklam ha. Hiçbir haltı yok. Hiçbir bir kabiliyet yok. Tatilde güzel. Kayak da güzel. Ondan sonra tenis kortu oynama yüzen tenis kortu performans hatırlıyor musun performans sanatçıları geliyor falan oh ne güzel festivaller şey gibi e, Ağustos böceği gibi cır cır, cır 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 öttü bol bol reklam reklam sen e, Türkiye'de yani bir tren açılışı e, tüm İslam treni açıldı tamam geç normal çünkü vakaya diye şu kavşak yapıldı geç belediye yap kad tamam bırakılır tabii ki. Nerede bırakılıyor? Bunlar ya bunu söylemek zorundayım. Bunlar, bak bunlar Recep Tayyip Erdoğan vizyonudur. 1994'te buradan hiçbir halt olmaz. Abi çıkacağım bu İstanbul'dan gideceğim artık. köyde maske bilmiyor millet. Ağzımıza bant bağlıyoruz böyle kömür girmesin hava kirliliğinde. Hava kirliliği. Ya çöp patlayıp insan ölür mü? Ümraniye'de çöp patladı ya. Ya her şeyi bırak hadi onlar onlar razı oldu. Orada öleceğiz belli ki. Boş. Ya o sarı bidon. Sarı şey plastik bidon. Üstü kapaklı. E, kuvvetin yanındaki yerden dolduracaksın. Onun böyle sarı bir, bir şey var. Musluğu var. Açıp oradan su doldurup abdest alacaksın. Elini yüzü yıkayacaksın. Ya da direkt bittim ayva yedin. E, kuvvetlerin küvetlerin içerisinde su doldururlardı. Doğru. Diyecekler ki bana. Yine bir bak 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 sakın sakın gelmeyin. Beyaz Türk Mahallesi'nden söz ediyorum. Yani Kadıköy'den söz ediyor. Kadıköy'de böyleydi. Ah bugün Perşembe su akacak. Ya böyle bir İstanbul vardı. Bunu anlamayan, anlamak istemeyen, görmek istemeyen gençlerimiz. Ya bu böyle. Ya anlamıyorsan ne yapıyor? Git bir kampa bir gün. Ya bir gün dağda kampta yaşayın. Ha İstanbul'da yaşamak, dağda kampta yaşamak çok daha güzel. Çünkü hava temiz, çöp patlamıyor, otobüs yok. Ama o suyla bir yaşa bakalım. Haftanın dört günü gelen suyla bir yaşa bakalım genç arkadaş. AK Parti'ye kadar. Bitti ya. Bunun tartışması yok hocam. Lamicim yok. Eğer yani AK Parti vizyonu ve belediyeciliği olmasa ben sana İstanbul'un kaderi değişmeyecekti ki. Daha beter olacaktı belki de. Çünkü bunlar hiçbir şey yapmazlar. Yapmazlar. Bak ispatladılar kendilerini. Görünür oldular. İstanbul'da 5 yıl içerisinde. Yapılarını bozmasalar ona da razıydık. Ona da razıydık. Abi. Ya yapılarını boz. Adam, Abi yapmazlar. Adam planlı projeli bir işte çalışmaz. Temel atmama töreni düzenledi. Düşün. Tamam bak planlanmış. Her şey tamam. Düşün. Hiçbir şeye karışmasa o iş tıkır 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 yürüyecek. Temel atmama töreni düzenledi. Sonra ne oldu abi? Marmara Denizi'nde müsilaj belası yaşadık. Tabii. Bunu kim çözdü? Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Cumhur İttifakı'nın adayı olan dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum çözdü. Koy kenara. Tabii. Şimdi ben ne hiç dönüşümden şundan bundan bahsetmiyorum. Bak çevresel problemden bahsediyorum. Adam açılmış olan metroya kaya doldurdu. Kamyonlarla. Hatırla. O metro istasyonu ya, inşaat inşaat, metro inşaatı ya, metro inşaatı. Evet. Bu şehir için en az bin kilometre lazım olan metro inşaatına kamyonlarla kaya doldurdu gördük görmedik mi? Evet. Bu adam Levazım Tüneli'nin yanına gitti ellerini o Fatih Türbesi'nde olduğu gibi arkadan bağlamak suretiyle tamam mı? 30-40 bin araç Burada 30-40 bin araç geçecek günde ben bu kadar araç. parayı buna niye harcayayım dedi. Adam da hesap diyor ha. He. 15 -20 bin araç olduğunu da bilmiyor. Vız gelirsiniz tırıs <laughs> gidersiniz kafa, de dedi. Allah'ım ya Tamam. Hadi onları geçtik. Onlar işin görünen kısmıydı. Şu ya çok basit bir uygulama. Çok basit. Sen de kız babasısın. Evet, ben de kız babasıyım. Evet, geç evet. her şeyi geç. Müthiş bir şey yani. Dünyada bulamazsın böyle uygulamayı. Diyor ki saat 22'den sonra İETT hanımefendiği istediği yerde indirecek kardeşim. Bitti olay bu kadar. Yapılmışı var. Yapılmış. Yani... Ha, bozulmuşu da var ama. 2019 yani... itibariyle de yürürlükten Doğru. kalkmış. Yani aslında şunu da çok vicdani olarak çok söylemek lazım. Bu da başka bir hadise. Biz şimdi böyle hani elma ile armutu mukayese ediyoruz. İki ayrı şey doğru. Ama bir fark da var. O da şu. Ee, AK Parti'nin koyduğu çıta çok yukarıda. Yani bu CHP'nin bırak yarışmayı tamam mı? Yanına yaklaş bak bunu bunu hakikaten taraf olarak söylemiyorum. Çıtayı öyle yukarı koydu ki hani biz dediğim gibi Topkapı'dan Rami'ye, Mayurus, Minibüs'le baba falan o dönemde yaşadık. Gence hala kendi çocukluğumuzu zor anlatıyoruz çocuklarımıza. Bilmiyor çünkü öyle bir şeye öyle bir dünyaya doğmadı. Doğru. Abi oradan, oradan marmara geçiyor. Bindin mi 45 dakika durdu. Önünde iniyorsun. Böyle bir dünya yoktu hocam. Suyun kesik bak, olmasını mesela tasavvur edebildiklerini tabii. düşünmüyorum. E, i̇şte düşün. Düşünme bak git kampa. Su kesik ne demek? Dişimizi öyle... fırçalayamayacak mıyız? Tabii, evet tabii. fırçalayamayacaksın. Tabii. Yani sabah o e, bilmem ne kahvesi içmeden önceki o fresh cool hayatın için duşa girip çıkmak ne demek lan. Bidonun altında duşa duş mu Duş mu? Diş fırçalaması tabii. dedim ya. Şimdi diyecekler ki o zaman bak böyle bir şart yok. Ömer abi şöyle bitireyim hala o e, hayallerinde canlandı. Hani, hani gavurcadır hani görmek inanmaktır diyor gavur. Seeing is believing. Yaşamadığı için de zor anlatıyorsun bazı şeyleri. Su, bidon, kapak, perşembe, çarşambayı bekle pat su geldi. Doldur, hayat, yaşam. Bir şekilde yaşıyorduk yani insan onları bir şekilde devam Hayatı idame ettirebiliyorduk. Böyle idi şehirde yaşamak. Bu bir gerçek vakadan söz ediyoruz. İstanbul'dan söylüyorum. Ama şöyle bir, de, bir şey de var. Hani diyoruz ya bazen, bazı Erdoğan da söylüyor, biz de söylüyoruz. İnsanlar da bunu da çok fazla tekrar edince bazı şey hani böyle değersizleşti falan diye anlıyorsun ama bir daha üzerinden geç, değersizleştirme. Değersizleştirme kafanda. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana planladığı, kurduğu, kamu yararına faydalı bir projesini, bir şeyini gösterdi. Yok, ya yani diyor ki ya abartma yok. Ya İzmir'deki İzban'ı bile biliyorsun Aziz Kocaoğlu gitti. Erdoğan teşekkür etti. İzmir'deki İzban'ı bitirten de Erdoğan'dır. Bitiremezlerdi. Bak bitiremezlerdi. adamda bu böyle, böyle bir şey var yani çalışmama potansiyeli çok yüksek adamlar. Şimdi <laughs> e çalışma değil. İş yapmama potansiyeli korkunç yüksek. Akşam saat 5 demlenmeye gidiyorlar. O zaman da de buna, bunlar yıllar Yeni demlenmiyor diyor. Eski saat 5-6 alemler akacağız. Nerede demlenelim? Şimdi, Millet ne yapsın? Ya şimdi ya. bir video var abi. Değişmez kural hocam. Ee, bu video aslında Murat Kurum'un dün akşamki e, canlı yayınına geleceğim ama o son anda aklıma geldi. Bir video var. Tamam. Bu videoda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara bir ikramı var. Evet. bir et pilav ikram etmişler. Yanılmıyorsam Eyüp meydanında. Kuyrukta o ikramdan almak isteyen vatandaşların seçimdeki tercihlerini sormuşlar. Çok alçakça, çok aşağılıkça bir yaklaşım. Allah Allah. Bir bakayım Murat Kahir yok. ekseriyeti de Murat Kurum'u tercih edeceğiz deyince <laughs> tırnak içerisinde nankör e, ifadesi tam kullanmasalar da o ifadeye gelecek sosyal medya paylaşımları duyduğum. Bakalım. Şimdi bir şu kısacık bir videoyu bir verin. Bir verin bakalım. Bir verin. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tek soru tek cevap. Murat Kurum. Murat Kurum. Siz? Murat Kurum. Murat, Murat Kurum. Murat, 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 Murat. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat, Murat Kurum. Murat, Murat, Murat Kurum. Benim Kurum. son bakış son bakışları. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Allah çok insan var. Amcam anket yapıyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tek anket. Ne? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kim olursa olsun. Peki Abi, şey... Kurt, 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 kurum. İmamoğlu mu kurum mu efendim? Hiçbiri. Hiçbiri. İmamoğlu mu Murat kurum mu? Hangisi hayırlısı o? Senin için hangisi hayırlı? Allah hangisini hayırlı? Ha burada şimdi burada sandık var. Hangisini atacağım? Murat kurum. Murat kurum. Ben de Murat kurum. Neden Murat kurum? Çok çalışıyorlar. <laughs> Çok çalışıyorlar. Evet Ekrem İmamoğlu'nun dağıttığı, çeksin Ekrem İmamoğlu'nun dağıttığı pilav et kuyruğunda. İmamoğlu mu Murat ben, kurum mu? Cümlesini ben tamamlayayım. Ekrem İmamoğlu'nun dağıttığı diyor. Sanki babasının e, malını dağıtıyor. Evet. Pilav et kuyruğunda diyor. <laughs> Murat Kurum çıktı diyor. Bak bu aşağılıkça, alçakça işe şöyle bir örnekle sözü sana bırakayım. Diyelim ki 14 Mayıs seçimlerinden önce Marmara'nın çıkışına bir böyle sokak röportajı yapan biri gitse. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı dese mesela. Ya da İstanbul Havalimanı geliş terminalinde bir mikrofon uzatsa. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı dese? Ya da Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gitse, oradan tedavi olup taburcu olanlara bir mikrofon uzatsa. Ya da herhangi bir şehir hastanesine gitse. Ya da yeni yapılan yoldan seyahat eden bir otobüs yol, ya da bir hızlı tren garına gitse orada mikrofon uzatsa. Sonra da dese ki Erdoğan'ın yaptıklarına karşılık o hizmetleri kullanıp yüzde 48 oyla Kılıçdaroğlu'nu seçtiremese de yüzde 48'i Kılıçdaroğlu'na oy verdi dese tefe koyup çalmazlar mı? Çalar tabi. Peki hala bu aşağılıkça işte Murat nedir, amaç nedir? Sözüm ona nankör bu millet demek diyeyim. Evet. Sonra da sana ya bırakayım. Ya, şöyle güzel, keyifliymiş ben hoşuma gitti ama şöyle bir gerçek de var. Ee geçenlerde gene yani diyorum ya bazen gündeme getirdiğimiz zaman da ben de aslında rahatsızlık hissediyorum ama maalesef karşı tarafta kullanabileceğim tanık içerisinde akıl, beyin, üst akıl, kanaat önderi bunlar. Yani mal bu. Yani yapamam ki ben hocam istesem Van Hans Jönk diye bir Finlandiya'dan bir adam getiririm. Muhatap alırım. Burada bir üstlenici bir tavır yok yanlış anlama. Ama maalesef karşı tarafı temsilen kavga edeceğim. Ben çünkü direkt zaten e, Bay Bay Kemal'le kendi mücadelemi 13 yıl verdim. Kitabını da yazdım. Koydum köşeye. 3-5 kuruş para da kazandım bu işten. Çok güzel, malzemeli bir adamdı. Gaf yapardı. Bazen nerede olduğu şaşırırdı. eğlenceli bir adamdı. At köşe ama şu anda karşıda kim var? Ne yapayım? Bak günün manşeti programında gazete var. Karşımda sözcü var. Değil mi? Muhalif Üstün zekalar var. Doğru mu hocam? Doğru. Evet. Allame-i var. Doğru. Evet. Derin entelektüelliğe sahip Köşe evet. yazarlarımız var. Üf. Onlarla karşımda kim var? En büyük Fatih Portakal duruyor hala orada. Adam gitti geldi gitti e, Fatih e, Altaylı. O da orada o da duruyor. O da biraz koldular ama Yılmaz Özdil. O Fatih Altaylı dediğin adam. İşte onu anlatacağım. Bir e, patolojik vaka olsa gerek ha? Hocam hangi vaka bilmem. Yani şöyle ama her türlü... şöyle gerçekten bak psikiyatri bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum kendisine küfür ettirmekten haz duyuyor. Bak böyle galis küfür yedince bir, bir rahatlıyor böyle bir bir, bir gevşiyor. Şey öyle yani o da bir şey de diyebiliriz. Bunun mutlaka Mazo, psikolojide tabii, bir karşılığı vardır. Mazoşizm yani. de olabilir mesela hoşuna gidiyor olabilir. İhtimal. Yani golf sopasını yani. falan iyi bilir. Evet, Demek olabilir. ki golf sopasıyla e, hemhal olmasının psikolojik karşılığı da tabii. böyle sosyal medyadan e, kendisine bolca Küfür edilmesini sağlamak olsa de, gerek. Şimdi e, o doğru bu tabii olayın bir boyutu. Şu boyutta e, göz ardı etmemek lazım. Şimdi bu lafı kullanmayı sevmiyorum ama gene onlar uydurduğu için kullanıyorum. Haşa sümme diyeyim. E, öyle, öyle bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da aslında aynıdır. Kendileri diyor ya, hep dünya, bütün dünya biliyor ya, konforlu siyaset. Ben bunu 10 yıl önce de yazdım. Konforlu bir siyaset. Dünyanın en güzel şeyi Cumhuriyet Halk vekil olmaktır. Bugün eğer hayatını çok rahat idame ettirmek isteyen, başarısı olmayan bir hayat istiyorsan cevap eden vekil ol. Otur. Abi neye itiraz ediyorsun şuna? Otobota itiraz et. Kalk git bağışını al. Cumhuriyet Halk Partisi. Üretmek yok. Çok keyifli mi? Ona küfret. Her türlü melaneti yap. Hiç fark etmez. <laughs> tıpış tıpış. Gel gel. At ayını bakayım oraya. Tamam mı? Sonra kapakmış, yuvarlakmış. Tuvalet. Yumurunda değil. Gelecek oy çünkü öyle güzel bir pas almış oldum ki en azından biraz daha düzgün atabilirdin yaz 90'a doğru değil. Şudan yuvarlayayım. Bu konforlu siyaset alanını tartışan e, Fatih Altaylı. Ona herhalde girmeyeceksin mevzuya girecek Tamam gir. Yok fark etmez Girebilirdik. Ama ben de anlatmış olayım. CHP'li olmanın ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Dayanılmaz hafifliği. CHP'li olmak nedir? Altı ok nedir falan. Bunu böyle manevi uhrevi falan zannetmeyin. Bir de orada ayet-i kerime üzerine bir şeyler söylüyor. Ben de kızdım. Ona bir şeyler yazdım ama. Elime Çok güzel i̇şte hocam. <gülüyor> Şimdi hocam. <laughs> Şimdi. Şöyle bir söyleyeyim. Bu ne biliyor musun? Biraz da şeyin konforu. Bak. E, ışıklar içinde uyusun. E, Bekir Coşkun da öyleydi. İyi bir yazardı. Yani yazar olarak e, de baktığın zaman. E, çok kısa yazar. Bu iyi bir Burcu. Gibi yazar değil üstelik. Yani, yani şöyle. o iyi bir yazardı. Tabii, yani bu, Bekir i... Bu Değil değil. Yılmaz değil, Hiçbir yok. Yılmaz yani. ee, o tarzda böyle ne diyorlar ona e, sitcom yazarlığı sitcom yazarlığı açısından o, o, kulvara geldi ama yanına yaklaşamaz. Bekir Coşkun. Ama hepsi. Sonuçta bunların. düşünebiliyor musun evet. abi? Ne yaparsan yap. Muhalif de de o. Yani 15 sene kaybetsen de. Bak 21 yıl kaybetmişsin. Siyaseten demiyorum. Fikri olarak. Çünkü 21 yıl boyunca Bazıları tekaüt oldu. Bu ülke battı batacak. Öldük, ölüyoruz. Şeriat geldi, geliyor. Adam bu tambadan yazmaya devam ediyor. Ülkede şeriat gelecek, belirleyecek, olacak. Şeriat gelecek. De, evet, evet, gelecek. Eğer tekrar Erdoğan kazanırsa öldük. Bak. Erdoğan gene öleceğiz. Gene siyaset bozuk. Gene. Şimdi ben kendimi cevap ye yerine koyuyorum. Yani 21 yıldır, değil mi? Ben mesela gelmişim 50 yaşında. 25'ten başlamış adam. Şeriat geliyor, ülke batıyor, öldük. Şeriat geliyor, ülke batıyor, öldük bilmem ne falan diyorsun. Kaptır hiçbir tanesi olmuyor. Konfora bak yaz. Aynı köşede yaz bedava devam ediyorsun. <laughs> yani hep yalan söylüyorsun. Hep kandır Emin Çöreşa. Hep kandırıyorsun mesela. Yalan söylüyorsun ve kandırıyorsun. Fatih, yani manipülasyon evet. yapıyorsun. Bir meseleye Fatih geldin. bir yere ben. geldin. Fatih <laughs> Altaylı dediğin kişi. Adam 28 Şubat'ta orada. Onun bunu kolundan tutup karakola götürebiliyor. O kelimeyi sevmiyorum dedim. Kelime şu. Tanrı yazar. Evet lan ben tutarım. Kimse demiyor ki Türkiye'de. Ya ya, ya demiyor ki bak, tak tak kapıyı açıyoruz. Ne yazmış ki? Ha. Yani şöyle vay be dediğin okuduğunda bak. bugüne kadar bir köşe yazısına ya hakikaten Hocam, adam iyi yazmış hiç, ya. Hiç işine bak. Şimdi çok güzel okurken az, yorar. Anladın mı yani? Çünkü beceriksiz biri. Evet. Meslekte be... de beceriksiz. Tek mahir olduğu mesele var. Adından söz ettirmek, gündeme ama, ama gelebilmek. Ama çok konforlu bir alanı var ama şu an. doğru ne dedi ve ne öngördüyse bir tane tutmayacak. Ama ertesi bir yere kimse 28 Şubat'ta Fatih veya veyahut da o basın kuruluşunun kapısını çalıp da hey manyak sen benim e, kızıma veyahut da karıma, bacıma, anama kolundan tutta da karakol mu? demedi. Bu adam dedi ki, ben dedi yazdım oldu Nasrettin Hoca. Ben yazdım oldu. E olmadı. 28 Şubat'ta bin yıl sürmedi. Olsun ben bir daha yazarım. Bir daha küfrederim. Bir daha çakarım. şu bu ve zaten bu ahlaksızlar, bu haysiyet yoksunları yüzünden zaten Cumhuriyet Halk Partisi buraya evrildi. Şimdi madem mavi göz ve Atatürk ve ilkeler, değerlerimiz yürü rap rap diyorsun. Ulan çıkıp da hepiniz de desenize değişim değişim dediniz. Bu ulan değişim. Direkt demin kucağına oturdunuz hepiniz. Gittiniz demin kucağına oturdunuz. Ha demin kucağı, ha kucağı, ha kucağı. Nerede kaldı lan ulusalcılık? Nerede kaldı e, bağımsızlık, egemenlik? Nerede kaldı altı ok? Altı okun bir oku yok ya. Ok yok ortada ya. Şimdi o, hocam yani... O bu, hakikaten ya, ya? Hakikaten ya okumuz var. Biz Kuvayi Milliye. Biz hepsinde görüşürüz. Ya Aysun Bankoğlu çıkmış anayasa kitapçığı fırlatıyor. Hangisi? Şu PKK'lılar da bize oy verecek, Baktan, verecek Barton, diyen mi? Bartın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. PKK'lılar da bize oy verecek diyen mi? Mesela... Şimdi PKK'lılardan da o istiyor. Mavi sarı saçtım. Kemalizm geliyor yollarda diyen bu abiler ablalar. Arkadaş biz egemenlik savaşı vermiş. Hür, ulusal, sosyal demokrat, çağdaş, layık bir devletiz. Benim ne işim olur pek HDP değil bak. Direkt istiyor. HDP uzantısı ama belki onlarda bir yanlış. Direkt ben PKK'lıda istiyorum diyor. PKK'lıdan. Evet evet PKK'lıdan. Çayırsman oy versin. De. Ya ulan manyak bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Terörist sana niye oy versin ya? Demek ki sen sakat bir yerdesin sen. Ya, terörist bana oy verdiğini görürsem Allah derim. Yanlış bir yere geldik herhalde. Abi teröristin... Niye sana oy versin? Varlığı sıkıntı olmamalı. Öyle şey, bir olgu olmamalı. Hani, terörist olmamalı. Bravo. Olan imha edilmeli. Bu yani. Çok güzel söyledin ve hiçbir maslahat, hiçbir pragmatik düşünce bir insanın teröristten o istemesini gerektiremez. Olamaz böyle bir şey. Hiçbir iyilik Adam benim e, insanımı öldürüyor ya. Bu ülkenin vatandaşlarına kıyıyor. Hayır eksiyeti de Kürt vatandaşlarımız. Doğru. On binlercesini katletmiş. Doğru. Amerika'nın e, buradaki Ortadoğu'daki vesayetçi savaşçıları bunlar. ABD'nin parmağı. Sen diyorsun ki ben çağdaş, ulusal aydınlanmacı, bilmem ne, layık, şu, zart, zort, zort, zort. Hiç ayak. Peki bak, geldik. Aslında belki de Türkiye'nin problemini son kez bir defa daha dile getirdik o konforlu siyaset, bu konforlu yazar ne dersen oluyor. Küfret, polise de küfret, bilmem ne olu bilmem ne de, bilmem ne yaparım de, oradan koy, buradan sık çıkart. Ne o? Hala beni izliyor. Bak gördüm, bak gör, ben gene konuştum, gündem oldu. Ben buradan konuştum, bak ne oldu görüyor musun? Bak, Yılmaz Özlü bunu yazmış. Şimdi o dışarıdan kuş dış yapıyor bunu. Onunla ilgili bir video arkadaşlar şimdi hazır hazırlıyorlar. Aslı ee, kelam hocam yani tam da bahsettiğin bu konforlu siyasetin e, hamisi konforlu gazetecilere ilişkin birkaç kelamı var. Gerçi biz kendisini de o kategorinin içinde değerlendirmekte bir beis görmüyoruz. Neticede en son neydi o e, cam kırıklarından yaralı falan böyle çok oldukça dramatik oldukça romantik bir söylemle İstanbul'un mevcut belediye başkanı için o istemişti işte o bizim yaramızın tezahürü bilmem ne bizim bilmem nesi falan diye böyle <laughs> e, dolayısıyla Bazen arada bir duygusallaşıyorlar evet bir <laughs> evet o duygusallıkla da birlikte şimdi arkadaşlar Yeri, sizin arkadaşlar Bakalım. onu hazırlayacak ee, şimdi evet. bu CHP'li CHP'li gazeteci ...kavramı... ne kadar çok güzel bir şey. Yani bak. Ya kazanacağız diyorsun, kaybediyorsun abi daha. bir şey söyleyeceğim. Böyle bir böyle otoriteler vardı. Biz meslekte daha henüz daha yolun başındayken işte bir okta Ekşi vardı mesela. Bir Henis Berberoğlu vardı mesela. Şimdi bunlar gazetecilik Tufan Türanç vardı. Tufan türençler falan onları geçtim. Gazetecilik etiğinden bahsederlerdi evet. derlerdi ki ya gazeteci tarafsız olmalı <laughs> bir de böyle bir çakarlardı en başta uğundular vardı evet. İlkeli, tarafsız ve objektif gazetecilik İlkeli, tarafsız objektif bir tanesi bir o yüzden namaza kılanları yakalayalım bir tanesi ama. de senin <laughs> mütekayit <laughs> gazetecilerden biri ama e, kendi mahallesini bombaladığı ee, bir, bir olur şey, o kadar dedim bakalım arkadaşlar ne demiş. E, olur öyle şeyler. Gazeteci eskisi arkadaş. Ne demiş bakalım. Değil. Neredeyse seçimden sonra açıklayacaklar adayın. Daha önce bu CHP Genel Merkezi'nin sözde muhalif medyayı maaşa bağladığını itiraf eden bu Eren Erdem var. Şimdi de çıktı. İzmir'de benim istediğim kişiyi aday göstermezseniz belge açıklarım falan diye çekti diyor. Dünya muhalif gazeteciler her gün ekranda para aldıkları adayların aday olması için öbür adayları karalıyorlar. Güya hepsi CHP'li, kendi istedikleri aday olmazsa CHP en kötü parti. Koca koca böyle sözde dürüst gazeteciler ...indiregendi yaptıkları adayları parlatmak için köşe yazıyorlar. Destekledikleri adaylarla fotoğraflar filan yayınlıyor. Ya benimsin ya kara toprağın diyorlar. Bizzat CHP'liler CHP'nin seçimi kaybetmesi için elinden geleni yapıyor. Bak. Ama bu mevzu Şimdi bunları anladım. bunları böyle anlattığında sanma ki e, tencere dibin kara seninki benden kara yani. Ha, çok e, doğru. Sanma ki şey. Ama hocam ben de ben bana bazen bu açıdan da çok kızanlar oluyor ama ben gene bildiğimi okumaya devam edeyim. Çünkü Evet. bir şey iddia söylüyorsam da şöyle yani, tutma, nedir bu adam şimdi bunu yaptı? Yılmaz Özdemir. Yılmaz ile ilgili ben de çok reşçede bulundum işte bu canavarcıklar var ya şu meşhur pekmen big bik bik big yiyen canavarcıklar. Bunun da paçasına yapıştı zamanında. Daha o zaman yazıyordu tabi. Aktif olarak sözcü de. İki cümleden dolayı bunu yaptılar. O zaman bir yazı yazdım. Yılmaz Özgür'le ilgili olarak. Dedim ki ya bak çok kıymetli ya yaptığın şey. Sana sırf bunu yaptığın için Erdoğan'a Erdoğan'la esedik mukayese diye bir soru sordular buna. Dedi, kusura bakma dedi bu. Dedi, es Esed dedi bir diktatör ama Erdoğan benim ülkemdeki bir lider. da bunu mukayese etmem babından bir ifade kullandı. Tamam. Benim için değerliydi yani. Sonuçta bir şeyi doğru söyledi. Şimdi ben bunu hadi ulan. Her söylediğin yanlış ben, diyemeyiz. Ben, ben, Burada da doğruyu için, çünkü. Yani bir itikaden de inancım gereği de beyan esastır. Ben senin kalbini bilemem, okuyamam. Yaptığı kötülük de çok fazladır benim gözümde. O yüzden bu pekmenlerin oluşmasında, canavarca oluşmasında tuvaletlerine oy verecek kadar gözlenen kitleyi oluşturanlardan bir tanesi kendisidir. Ve hep bana şey derlerdi, geçenlerde konuştuk. Hatta bizim Serkan Fıçı'da bazen tartışıyoruz bu konuyu. Niye hep karşı taraftan? Ben de çok fazla yazılarımda e, AK Parti ve Erdoğan güzellemesi yoktur. Ancak böyle beyanlamaya açıklanınca ortaya koyarım. Çoğunlukla hep Kemal Kılıçdaroğlu'nu vurarak malzeme yazdım. Malzeme var abi sen hani oradan Sadece malzeme, malzeme de değil malzeme yani var. her şeyin pozitifi negatifi vardır. Bu adam yazıya başlardı Türkiye'de neler olurdu tak diye çıkarttı Erdoğan böyle Erdoğan böyle Erdoğan böyle Erdoğan böyle 15 sene böyle yazdı adam. Durmaksızın. sitcom yazarıydı. Evet evet. E ben de CHP Fat böyle. Fatih Altaylı'dan iyi yazar. Tabii CHP böyle CHP böyle. Altaylı'dan iyi yazar. Ama ben şu bir tek şunu sorguladım. Doğru ifadeleri yanlış mı? Söyledikleri çok doğru. Doğru. Yüzde yüz doğru. Ben kendim toparlasam. Muhalif medyayı genel merkez maaşa bağladı diyor. Çok CHP'den doğru. CHP'den bahsediyor. Çok doğru. Aa. Peki sen. Olur mu ya? Peki hani de... mesleketi, hani ahlak? Yok. Ama peki çok güzel. Tamam buraya kadar. Bu tabi kız tamam. yani. Yazdıkları doğru. İtirazım yok. Ve çok da güzel de açıklamış. Gayet de güzel anlatmış. Güzel. Aura da güzel. Bizans sende. Ev de çok güzel. Bu arada manzara Evet. Dedi. Evet. Tamam çok güzel. Tamam. Peki Fatih Altaylı'nın şu anda bizim rejim bulamaz. Fatih Altaylı'nın seçim öncesi ve seçim bulamaz sonrası... de tahrik etme rejimi. Bir, evet. bir zorlanabilirler. Tamam. Yani eğer sen bugün Tele1 izliyorsan, ha. Sözcü okuyorsan, Sözcü okuyorsan, Halk TV izliyorsan... Cumhuriyet okuyorsan. Cumhuriyet okuyorsan, Sözcü, Cumhuriyet, Halk TV yani tamam. biz tamam. okuyorsan... Tamam. Sanırsın Cumhuriyet Halk Partisi %80'le iktidara geliyor. Sonra seçim bir bitiyor adam dozer gibi üzerimizden geçmiş. Böyle kandırılıyor diyor. Peki o, o söz yazarı bir tanesi kim sen? Yani biz diyor adam böyle kazıklıyoruz diyor ya. Yani bu ben bunu aldım çok önemli buldum. Yani bu itiraftır dedim. Ama o konforlu alan onları hep koruyor. Ya itiraf etti işte tamam sözcü okulları bırak sesleniyor. Bırakın lan gazeteyi okumayı artık. Ya da bu adamı okumayın demen lazım. Ya da bak Yılmaz itiraf etti diğerlerini okumayın. Almayın gazete. İzlemeyin. Halk TV, Tele 1, KRT, CART, CURT muhalif sözde olan medya seni kandırıyor diyor. Tamam baba ben bunu 21 yıldır kandırıyor diyorum ya. Yırtınıyorum. Sonra iki 2 sonunda... koruyacağım şimdi Yılmaz Özel'i. 2 doğru. Yılmaz Özel'e büyük haksızlık yapıldı o medya grubunda. Bunu da biliyorum. Neden biliyor musun? Televizyon kanalının kurulmasında da gazetenin tirajlarında da bir Yılmaz Özel figürü vardı. O canavarları besleyen. Onların, onun sayesinde o gazete o kadar o hale geldi. O Bunu, yaptı onları. Onun başarısı. Reji buldu bu muydu acaba ama, diyorlar. Ama abisi geldi tekmeyi bastı buna. Bir bakar mısın arkana bu muydu acaba? Bir dinleyelim. Verin bakalım Fakir bir dinleyelim. Olsun. Budur herhalde. E, siz bugün e, Halk TV'yi seyrederseniz Bu. Sözcü gazetesinde okursanız veya Telebir Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız Dersiniz ki ya AKP bitmiş ya CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazan. Sonra ne oluyor? Geliyor ne seçimde herkes karalar bağlıyor ve bu ülkenin özellikle gençleri Heh. her defasında bu hayal kırıklığını uğramanın neticesinde ülkeyi terk etme noktasına Çünkü neden? neden? Siz 21 yıl bir hayatı. Yani siz bunları böyle büyüttünüz. O yüzden ben mesela çok akıllı, vizyon da var, her şey var. Fakat sen bu kafayla büyüttüğün bir gençlikte çıkıyorsun Erdoğan ne yaptı? O neydi o? Telefon son amca muhabbeti. Tamam mı? Oraya bağlıyorlar ya telefon son amca. Ben ne alak alakası şöyle var bak. Telefonunu çıkart diyorsun ya adama. tamam. Çocuk. Ay bugün telefona bağlı bilmem ne kadar bilmem ne. Evet evet. Telefon önemli. Sen yaşın hayatın ne olduğunu bilmiyorsun. Ne diyorlardı biliyor musun? Ya diyor öğrenci o civciv vardı ya Habertürk'teki evet. eski civciv. Ee, sözcü de şimdi. Evet. Ya diyor sabah kahve diyor şu kadar olmuş. Öğrenci sabah kalkıyor diyor. Makiato içemiyor diyor. Bak diyor da adamın kadının eksikliğine bak. Abi. Tabii tabii, içemiyoruz. Tabii, tabii. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hani bahsetti, bahsettiğin bahsettiğin şey bir şekilde biz siyaseti dizayn ediyoruz diyen gazeteci kafası. Evet. Ama aynı zamanda yalancılar. Evet. Bak yalancılar. E i̇şte al ispatı. Kalın kalın çiziyorum altını. Tabii. Yalan söylüyorlar. Evet. Çok manipülasyon iyi. yapıyorlar. Çok rahatsız oluyor. Yani. Bu arada rejiye bir teşekkür edelim. Abi çok üzüldüm. Evet. Ben rejiyi nasıl buldu çıkarttım. Ama tahrik anda. ettin çocukları. Abi orada ekip Çocuklar var ya. diyorum. <laughs> yaş ortalamaları 25 ama aslan <laughs> gibiler hepsi. Onlar Buradan hep, bir kere daha. Onlar AK Parti'de büyümüş var. <laughs> <nesil olsun abi. gülüyor> bir, kere <gülüyor> daha, bir, kere daha, bir kere daha selamlıyorum. Elinize <laughs> sağlık <gülüyor> arkadaşlar. Kıymetli bin arkadaşlar. Şimdi e, yalancılar ya. Evet. Evet, evet. Yalanın baş gösterdiği son hadise dün akşam yaşandı. Evet. Şimdi Nasıl ben de... güzel bu yalanlar ifşa oldu anlatamam sana. Evet. Gece artık gruptaki arkadaşlar hani tamam artık Ömer Bey artık hepimiz yatsak da sabah program olacak. Erken kalkacağız diyemediler de. Çünkü o sosyal medyada gördükçe gruba gördükçe gönderdim. Gördükçe gönderdim. Mesele ne? Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum dün TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın Oldukça da gergin olduğu her halinden belli evet, olan hani kıymetli meslektaşımızın böyle e, alın o görüntüyü verin şu yazıyı bilmem ne falan diye oldukça agresif tavırlar sergileyen kıymetli meslektaşımızın karşısında olanca sükunetiyle e, öyle ki şimdi bir soru soruyor. Murat Bey nezaketiyle diyor ki az önce anlatmıştım <laughs> ama anlamadınız anladığım kadarıyla ben bunu tekrar anlatayım diyor. İşte bir başka bir şey yapıyor falan. Murat Bey olanca sükunetiyle cevap veriyor. Diyor ki işte şu kadar konut falan. Murat Bey diyor ki 350 bin konutu sadece başkanlığımız döneminde şey bakanlığım döneminde ben hayata 350 bin konut. 21 yılda mı diye soruyor. Yok yok diyor yok. 5 yılda benim bakanlığım döneminde yaptık diyor falan. Çok eğlenceli bir yayındı. Şimdi o yayında Murat Kurum depreme 130 bin canımızı feda ettik gibi bir ifade. Ediyor. Bir verir misiniz arkadaşlar? Ben yorum yapmayayım, söylemeyeyim. Kendi sesinden bir dinleyelim. Verin bakalım arkadaşlar. Yarısı bizden kampanyasıyla birlikte. Şimdi 39 ilçede yıkımlar başlıyor. Temeller atılıyor. Ee, ve hem bakanlığımız hem de biz orada elimizden gelen her türlü enerjiyi, gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Yani bunun başka çaresi yok. Candaş Bey, e, 130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu İstanbul, 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, ya. bayrak gider, ya. devlet kalmaz. Terörle ya. mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz. Terörle mücadele kadar önemli. Buraya kadar sorun yok. Şimdi abi dediler ki e, hani 50 bindi? sayın kurum 130 bin canımız gitti dedi ya. Tabii. Ama Hikmet abicim aptal anlatır gibi e, o programda da daha öncesinde de şu vurguyu yapmıştı sayın kurum. Daha önce çünkü ifade etmişti aynı, Son, aynı rakamı. Su, bravo son Aynı bir öyle. asırda var mı arkadaşlar o video Çünkü videonun o çalışılmış bir şey var. videonun tarihi de Nisan 2023 Nisan yani e, Evet Buyurun verin arkadaşlar Bir taraftan da deprem bölgesiyiz. yani nüfusumuz şehirlerimizin yüzde fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor son bir asırda ha, bir asır, evet. 130 bin canımız Hı. depremlerde ülkemizde kaybetti son bir asırda. Evet, 130 bin canımızı depremlerde kaybettik diyor. Dün de programda bunu söylüyor zaten. Ama şimdi sırasıyla arkadaşlar şey provokatör diye. provokasyonlarıyla mahir provokasyonlarıyla mahir bir partinin genel başkanı Ümit Özdağ. Var mıdır Ümit Özdağ'ın tweet'i yakınınızda mı arkadaşlar? Tamam şimdi onu da ekrana getirdiğimizde <laughs> yalan daha doğrusu algı oluşturma çabalarının nasıl ifşa olduğunu şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Radyodaki dinleyicilerimiz için de hatırlatma babında okuyacağım. Ümit Özdağ hani 50 bin kayıp vermiştik 130 bin rakamını neden gizlediniz 2002'den beri iktidardasınız İstanbul depreminde devlet ve bayrak gider ise siz 21 senedir ne yaptınız? Bunu geçtik. Şimdi hepsini topluyorum isteyeceğim. Bu provokasyonlarıyla tanıdığımız o bir yok, siyasi partinin faşist, genel başkanı. Faşist İşin neyle, aslı ortaya çıkınca Türkiye utanıp da de... siler mi? Hayır silmez. silmez. Etkileşim Bilmez. işine yarıyor çünkü. At, salla gitsin. Diğerini verelim. Nevzat Aydın adında bir tüccar var. Bu yemek sepeti isimli şirketin sahibi. Zaman zaman böyle anlamsız ve saçma siyasi çıkışlarıyla dikkatimi çeken böyle tuhaf bir tip. Gerçekten yazmayayım diyorum da, vay be, keşke yazmasaydın ama neyse bizi de bundan mahrum bırakmadın. Gerçekten yazmıyorum diyorum da iş giderek ilginç bir hal alıyor diyor. Murat Kurum depremde 130 bin kişinin öldüğünü söylüyor. Resmi rakam 50 bin değil miydi? Eğer yemek sepetini de yani şirketini de bu şekilde yönetiyorsa sıkıntı var demektir. O zaman alternatiflere yönelmekte herkesin işine gelecektir. Geçelim arkadaşlar. Ali Can Uludağ adında aynı meslekte olduğumuzu iddia eden e, yine provokatif haberleriyle nam salmış bir gazeteci. Murat Kurum 6 Şubat depreminde 130 bin insanın öldüğünü itiraf etti diyor. Sonrasını okumama gerek yok zaten. Çünkü yalan bu işin bilhassa meslektaş olduğu için utanç veriyor bana. Yalan bunların ABC'si haline gelmiş. Gazetelerinde, televizyonlarında böyle manipüle ediyorlar insanları. Murat Kurum 6 Şubat depreminde 130 bin kişinin öldüğünü itiraf etmedi. Siz 50 bin olarak biliyorsunuz ya Ali Can Uluda. 130 bin kişi, aptal anlatır gibi anlatayım mı? Evet. Ali Can Uluda. 130 bin canımızı kaybettik lafı geçtiğimiz bir asırı kapsıyor. Kandilli Rasathanesi'nin o konudaki arşivine bakar isen ve bir miktar bir miktar matematiğe sahip isen en azından rakamları toplayabiliyor isen bu işin böyle olmadığını görürsün ama ben bu işi böyle görmek istiyorum diyorsan bugüne kadarki sayısız örnekte olduğu üzere aynen devam et en azından yalanın ifşa oldu. Az önce hakkını teslim ettiğimiz mütekayit gazeteci Yılmaz Özdil duramadı. O da mı atladı? Pandemide de tıpkı böyle gizlemişlerdi. Seneye bugünlerde aslında 300 bin olduğunu açıklarlar diyor. Altında alıntıladığı yerde Büyükşehir Çalışıyor isminde CHP belediyelerine e, CHP belediyelerince finanse edildiği söylenen sosyal medya hesabı. AKP İstanbul adayı Murat Kurum'un depremdeki can kaybı açıklaması 130 bin canımız gitmiş diyor. Bak alıntıladığı da bu. Yani bu manipülasyonu her aşamada sürdürüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Bir de Gelecek Partisi'nin o fevri çıkışlarıyla tanınan, Gelecek Partisi kimin de abi? Şeyin, Davutoğlu'nun değil mi? Selahmet. Evet, Serok Ahmet. Buradan Sayın Bahçeli'ye de selam gönderelim, o öyle söyler. Evet, Selçuk Özda Gelecek Partisi'nin önemli kurmaylarından. Bir diye girmiş bak yememiş hiç mi? Ya bu bu, bu sosyal medya paylaşımlar hala duruyor biliyor musun Hikmet abi? Tabii, Mesele şu. Olursundur. Yani de ne ki, haydi, ne de ki ya ben bir hata yaptım. Bak hata insana ait. Biz de yapabiliriz. Sen de yapabilirsin. Ben de yapabilirsin. yapabilirim. 24'te de yapabiliriz. Haşim, Herkes hatalsın. yapabilir. Ama ya hata yaptım de. Murat Kurum ondan bahsetmemiş de. Ben biraz da cahilim bu meselede de. Sil ya Hiçbir şey söylemeyi sil. Hayır hala duruyor. Niye? Etkileşim almak işlerine geliyor. İBB adayı Murat Kurum depremde 130 bin canımızı yitirdik diyor. Bu sayıyı nereden bulduğunu açıklamalıdır. Ya, ya böyle, Selçuk Özdağ. Ya böylece. Kandilli Rasathanesi'ne evet. gir bak. Hızlıca birkaç kurumsal. Bunlar kişiydi. Aha. Kurumsal. Halk TV. Halk, evet. Halk TV. Verin o, arkadaşlar Halk TV. Murat Kurum'dan canlı yayında dehşete düşüren itiraf. Bak 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 itiraf 80 bin ölüyü gizlemişler tip 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 var, var. verin tipi de var, var. neydi ne diyordu tip yetkililer tarafından depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin olarak açıklanmış İçiniz gücünüz yalan dolan bir de CHP'nin gençlik kolları vardı hadi onu da boşver geçtik. Ultra Sazan. Hemen Kim? abi birkaç cümleyle. Çok uzun gittim biliyorum Yok, ama tabii, malzeme o, çok tamam. E, malzeme çok. Ne yapayım? Çok var ve bu ve bu gibi devamı var üstü dediğin gibi. Çok çok fazla var. O aynı sosyal medyada 1 milyon 3 milyon. Vay efendim depremde bu kadar diye. Ya hocam. E, daha görür görmez dediğin gibi çok geç vakitlerde de bu habere e, ile karşılaştık. Şimdi adam e, kimden bahsediyoruz? En son yine Halk TV'den bahsettik. Hatta şey de var onu veremiyoruz. Uzun uzun olduğu için videoları. Hepsi bir araya gelmiş. Ee, oturup şeyi tartışıyorlar. Bak görüyor musun? 130 dedi. Ee, gösterelim Saklamışlar diyor. 80 bin kişi. Bizim izlemişim. programımız gibi. Hemen videoyu bak ispatlarız. Videoyu gösterelim. 130 bin dedi bak dedi. Aa işte böyle bunlar. Biraz önce güzelleme yaptık. Bak adam itiraf ediyor Yılmaz Özdil'de. Sazan mısın be kardeşim? Bak böyle yapıyorsun işte. Ne oldu? Bu taraftan bir çaktın. Sen kendi mahallene. Gittin aynı altı yine Aynı şey yaptın. İnsan bir sormaz mı? O kadar mı ahmak? İşte alışkanlık meselesi. Adamda alışkanlık var ya. Palavrayı böyle tak 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 sıktığı zaman. Abi yutmadılar olsun. Bir de buraya sıkalım. Kim yutarsa artık. Demek ki ta başından beri söylediğim şey doğruymuş değil mi hocam? Konfora görüyorsun değil mi? Ya insan 130 liraya bir araştıralım dese. Murat Kurum 130 bin. E, söylemiş adam daha önce de. Sadece oradaki de değil. Yaptığı toplantılarda da. Toplamı galiba 129 bin bilmem kaç küsür. Erzincan depremi, Sakarya-Gölcük depremi toplanmış, toplanmış, toplanmış. Bu kadar insan kaybetmişiz diye açıklama yapmış. Bir düğmeye bassan, bir 130 bin yazsan, bir Murat Kurum yazsan çıkacak. Adamın neyi kastettiğini bilmiyor musun? Ya o çıkması işine gelmiyor, onu söylüyorum. Evet, işte, Kendini söylediği gibi tabii. Sözcü, CHP, Cumhuriyet, e, Halk TV, evet. Tele 1 bilmem ne işine gelmiyor. Şimdi... İşine geldiği gibi yapıyor tabiri basitleştireyim çünkü vaktimiz yok. Alçakça, ahlaksızca, namussuzca, şerefsizce yalan söylemek bunlar için vakayı adiye artık. Bravo. Cümle bu. Bravo. Ha, Niye bu kadar vakit yok. kaybettik Ama ya. Ama bunun dışında bir şey daha söyleyeyim. Söyle. O ben onu gördüm. özellikle söylüyorum. Şirin Payız'ın ha. hani toplandılar ya. vay hemen 130'u yakaladık arkadaşlar falan diye. Arkadan bir tane uyuyor, dürtmüyordu arkadaş. Manyak. Toplumun dinle böyle bir şey yok. Çek onu diyor. Ben devam edeyim buradan diyor. Oradan buldum. Yürü, oradan yürüyeyim. Deprem bölgesine gidip de hatırlar mısın Şirin Payız'ın? Deprem bölgesine gidip konuşurken burada çok göçmenler var. cesetlerin parmaklarından evet. efendim yüzükler çıkartılıyor falan filan. Evet, evet. evet. Doğru. Doğru. kestiler yayını. Kes, kes. Ya onu bırak. Cumhuriyet Halk Partisi Eko. Namı diğer Eko. Ekrem İmamoğlu. Kanım dondu ya. Kanım dondu. Fazilet durağı. Ulan bir aydılar İsmail Saymaz. Olmaz mı bir şey. Öyle, öyle organize, organize, kötülük. organize oldu. AKP'de toplandı. Birbirini yaladılar orada pandemi çoğalsın diye falan. Ortaya çıkınca... Ya bir bu milletin şey. feraseti bu ahlaksızlıklara, şey bu yalanlara, söyleyeyim. bu düzenbazlıklara gereken cevap veriyor zaten. Ya. Gene şey bak. Onları Heh. çıkartan ve dağıtan. Ee, işte e, Atatürk Kültür Merkezi, AKM evet. yenilenecek. AKM ee, olmayacak orası yıkılacak AVM olacak ha, ha ha Şimdi birisi utanır mı? Utanmaz. Yok abi ya utanmak için yüz lazım. Gözünü sevdiğim demek ki neymiş? Boşuna 10-15 dakika harcamamışız. Demek ki neymiş? Cumhuriyet Halk Partili olmak bir konfordur. Cumhuriyet Halk Parti medya olmak daha da Büyük, büyük konfor. bir konfordur. İşte o Cumhuriyet Halk Partili medyadan biri. Yalan hazır salla gitsin. Çok güzel. Şimdi Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatini söylermiş söylersin. diye bir laf vardı. Evet. Bunu genç arkadaşlarımız <laughs> anlamayabilir. Yani bir, e, bir, bir marifetinden Kıpti. marifetinden bahsederken aslında bir suçu, bir kabahati e, ifşa edermiş, evet, açıklarmış. Kendini fahşeder. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti bana bunu Doğru. çağrıştırdı. Sözüm ona eee Despot, sözüm ona efendime söyleyeyim baskıcı iktidar. Sen kıymetli Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey'i tanırsın. Yakınan yakından tanım, yakından abi. tanırsın. Ben Çok keza tanırım. Benim eski Haza Beyefendidir. Evet, ben sözcünün bu başlığı sebebiyle onun şahsında Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Bey'e de ve bütün Ticaret Bakanlığı çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyorum. Evet. Mesele ne biliyor musun? Nedir? Ankara'da simit fiyatı arttı. Evet. Sovat. Ne oldu? Sonra o şeyin e, STK'nın başındaki ismi e, bakan yardımcısı bir bakanlığa davet etmiş. Sayın Mahmut Gürcan. Evet. Oradan çıktıktan sonra da zam mı geri verdiler, iade ettiler. Yani zamdan vazgeçtiler. Evet. Zaten ticaret bakanlığı görevini yapmış. Evet. Sözcü Gazetesi de. Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu görevi sözüm ona eleştirme kılıfı altında ifşa etmiş olmuş. Yani Sözcü'nün her yıl yaptığı birkaç doğru manşetten biri bu. Mahmut Bey bizi bakanlığa çağırdı, simit gam zammını geri aldık. Mahmut Bey'in ellerine sağlık, Ticaret Bakanlığı'nın ellerine evet. sağlık. Ha, Hikmet Bak, abi, doğru. bakanlığın yapması gereken bu değil mi zaten? Tabii. 10 liradan 15 liraya çıkartacaksın, bakanlık diyecek ki bir dakika kardeşim ya. Enflasyona topyekun mücadele etmiyor muyuz? Gel bakayım bir. Gel sen ne yapıyorsun? Demeyecek mi? Göreve geldiği ilk günden beri ben Ömer Bolat'ın zaten o otomobil fiyatlarındaki çöpüğün alınması, o zincir marketlerdeki tuhaflıklara müdahale edilmesi. Ticaret Bakanlığı işini yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Bakacağım. Çok da güzel yapıyor ama yani e, bugün bence çok verimli oldu. En azından bir şeyin üzerinden bir daha geçtik. Önümüzdeki günlerde bu işlere gebedir. Çünkü seçim sattı halinde devam ediyoruz. Ee, Sözcüden, Halk TV'den, Şirin Payzı'ndan ve Türevlerinden, Civcivler'den, Kargalarından, Leş Kargalarından, Akbabalarından hepsinden bu tür şeyler bekliyoruz. Evet. Welcome, buyurun gelin. gelin. Gelin Biz de burada size anlatalım. Bir daha söyleyelim. Bilerek ve isteyerek manipüle etmek amacıyla ve kasten ve ülkeye de kast ederek, bu ülkenin düşmanlarını görmeden demi görmeden, Bravo. demi çaya bağlayarak Heh. idare eden, bunu haber ve bunu normal bir şey gösteren, artı bilerek ve isteyerek ahlaksızca ve şerefsizce yalan söyleyen insanlara burada cevabımız hep hazır olacaktır. Eğer siz de bizim bir şeyi yanlış söylediğimizi görürseniz, uyarın, uyarın. Özür Gerçekten dilerim. yanlışımız varsa da bilerek özür dileyelim. Biz sadece ama arkadaşlar 30 devam hocam. bana. Bakın, çok şey söyleyecek ama çok şey Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti çok kıymetli. Yarın devam ederiz. Tartışmalı kararlar üst başlığıyla bir haber duyurmuş. Haberde evet. diyor ki Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil seçildi. Evet. Bak Danıştay'da yapılan seçimle seçildi evet. ama başlık tartışmalı kararlar. Evet. Akçil'in Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin kararlar da imzası var. Yani yani hoşlanmadıkları kişi Tabii. demokratik yollardan gelmiş olsa bile tartışmalı. Ya, bunlar Ahmet yani. Necdet Sezer'in iki hocam. oy alan Kastamonu Üniversitesi'ne iki oy alan profesörü rektör olarak atamasını da susanlar bunlar. İki oy iki. Evet. Niye? Çünkü laik ve çağdaş diye. Hoca ben sana söyleyeyim ya çok Buyurun. çok ağır. İki oy alan kişiyi rektör atamış Ahmet Necdet Sezer. Hani seçim? On, ya, hani abi, demokrasi? Sen dün, dün, şey mi bekliyorsun? Yani dürüstlük bekliyorsun bunlardan? Bu kadar sahtekarlık yapan insanlardan ne bekliyoruz hocam? Hiç beklemiyoruz. Artık. Bak ne ha. diyor? Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Haberi yedik. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Taşlar havada güle dönüşür diyor. <laughs> Eko. Oğlum, işte. Sen de gideceksin. Hepiniz gidiyorsunuz. Ee, ama e, günün manşetinin ya, sonuna geldi. Kapat, Gelişmelerle kapat, yarın karşınızda bulunca dek. Şimdilik yani, hoşça kalın. Sürçülü isyan ettiysek hocam, affola. Hocam yani bak <laughs>